Katsayılar toplamı demek x'e 1 vermek demektir. Burada x'e 1 verdiğimiz zaman p0'ı bulmalıyız. P0 hangi polinomda? Üste verilen polinomda. X'e 0 yazdığımız zaman p0 2 geldi. Bu aynı zamanda px eksi 2'nin x eksi 3 ile bölümünden kalana eşitmiş. 0'a eşitlersek x gördüğümüz yere 3 yazınca p1 oldu arkadaşlar. P1 için de x yerine 1 yazıyoruz. 4 eksi m artı 2. Haliyle ikiler gitti. M eşittir 4 oldu. Yukarıda bakın çarpım yok arkadaşlar. Normal toplam var. O yüzden kaç tane x var peki burada? X'ten x artı 11'e kadar 12 tane. 11 tane değil çünkü x artı 1'den x artı 11'e kadar 11 tane x zaten var. Bir de burada x var. Toplamda 12 tane x oldu. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 11 çarpı 12 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2'den 66. Burada ise 6 tane x var. Ve 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 oldu. Normal polinom bölmesi yapabiliriz. Çünkü zor değil. Bunları böldüğümüz zaman 12x'in 6x'e bölümü 2'dir. 2 ile çarptığımız zaman 6 çarpı 2 12x artı 42 kalan gördüğünüz gibi 24 oldu D şıkkı. Yukarıda polinomun kök kavramı verilmiş. Zaten bildiğinizi düşünüyorum onu. Okumayacağım o yüzden. Px eşittir x kare eksi 9 ve Rx de Ppx şeklinde verilmiş. Hangisi köküdür diyor. Yani x yerine bu değerleri yazdığımız zaman cevabın 0 çıkması lazım. Şimdi buna göre R3 arkadaşlar bakalım 0 mı? Bunu nasıl anlayacağız? Rx yani R3 PP3'e eşit olacağı için hemen P3'ü bulalım. P3 x kare eksi 9'dan dolayı 3'ün karesi eksi 9 0 yapar. Artık bunun yerine 0 yazacağız. P0 gördüğünüz gibi eksi 9 yani 0'a eşit olmadı. Birincisi olmaz. İkinciye geldiğimiz zaman R2 kök 3 yazıyorum şimdi yerine. P 2 kök 3. Önce P 2 kök 3'ü bulalım. 2 kök 3'ün karesi 12. 12 eksi 9'dan burası arkadaşlar 3 oldu. Şimdi P3'ü bulalım. 3'ün karesi eksi 9'dan evet 0. Demek ki bu polinomun bir köküymüş. Cevap 2 olur. Eksi kök 6'ya geldiğimiz zaman onun için de yine P eksi kök 6 pardon R eksi kök 6 eşit mi P eksi kök 6'ya? P eksi kök 6 yerine yazdığımız zaman 6 eksi 9. Şurasını hallediyorum. Böylece P eksi 3 oldu. P eksi 3 de yerine yazdığımız zaman eksi 3'ün karesi eksi 9'dan yine 0 geldi. Üçüncüsü de doğru geldi. D şıkkı. Baş kat sayısı 2 olan 2 x kare artı ax artı b diyelim polinoma. Köklerini vermemiş çünkü. Bu bir px polinomu. P3'ü bulmak için 9 kere 2 18 artı 3a artı b eşittir p3. Sonra p1'e bakalım arkadaşlar. 2 artı a artı b eşittir p1. Bunların farkını aldığımız zaman neye eşit olacak? A'lar 2A, B'ler gitti. 16 eksi 16 artı 2A eşittir 22. A 3 oldu. A 3 olduğuna göre aslında B'yi bulmamıza gerek kalmadığını göreceksiniz. 2x kare artı 3x artı B, Px polinomu. Şimdi P2'yi bulacağız. 4 kere 2 8, 2 kere 3 6 artı B. P1'e geldiğimiz zaman 2 artı 3 artı B oldu. Taraf tarafa çıkardığımızda 14 eksi 5'ten cevabımız 9 olmuş oldu A şıkkı. P3x polinomunun 3x eksi 2 ile bölümünden kalan demek eşitlersek 0'a 3x gördüğünüz yere 2 yazın demek. Yazınca bakın P2 65 oldu. Bu bizim için önemli olacak birazdan. Çünkü PX polinomunun bir baş katsayısı var. Bir çarpanı da var. Böylece 3. dereceden elde etmek için bak ne yapacağım? X artı k diye bir çarpan ekleyeceğim. Bu şekilde gördünüz mü? Böyle kökünü bilmediğimiz bir çarpan da olur arkadaşlar. Haliyle burada P2'yi yazarsak 2 çarpı 4 artı 9'dan 13, 2 artı k eşittir 65 olmalı P2'den dolayı. Bunlar sadeleşti 5 oldu. Böylece 4 artı 2k eşittir 5 arkadaşlar. K da 1 bölü 2. Şimdi artık P1'i istiyor bizden. P1 için 2 çarpı 1 artı 9 10
çarpı 1 artı k'yı 1 bölü 2 bulduk ya. Orası da 3 bölü 2 olacak. Sadeleşir. 10 çarpı 3'ten 30 D şıkkı. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek P1 demektir arkadaşlar. X yerine 1 yazdık. Rx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan da R1 demektir. P1, R1'in 2 katı oldu, gördünüz mü? Buna göre artık şunu söyleyebiliriz. Mx eksi 1 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan demek x yerine 0 eşitlediğim zaman 4 yazarsak M4 eksi 1'den M3'ü soruyor soru bize. Peki M3'ü nasıl bulacağız? Bakın işte burada orayı 3 yapmak için x'e 1 vereceğim. P1 eşittir R1 çarpı M3. Zaten P1 R1'in 2 katıydı. Sadeleşirse burası 2 olur. 2 eşittir M3 E şıkkı. Bir polinomun kökleri aynı zamanda diğerinin de kökleri demek. Şöyle bakın. Bir polinom düşünün. Px eşittir x kare eksi 4 olsun. Bir de Rx eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 olsun. İşte bakın Px mesela buradaki Rx'in direkt bir çarpanı olmuş oluyor. Sorunun verdiği size mesaj bu. Haliyle Rx burada Px'in köküyse, kökleri aynı zamanda onun da köküyse, Rx'i içerir bu polinom. Bir çarpan olarak olduğu gibi vardır. Ama üçüncü dereceden olduğu için burada arkadaşlar bir çarpan daha var. O da nereden geliyor bu P3'ten? Demek ki polinomun bir kökü de x eksi 3'müş. Hakikaten çarpınca artık x yerine 3 yazsanız da 0 olur. Bu da çarpan olduğu için zaten gördüğünüz gibi bu x kare eksi 2ax artı b'nin kökleri bu polinomun da kökleri olmuş oldu. Kenarda dursun şimdi. Bizden a ve b'yi istemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Px'in ben bu olduğunu biliyorum. Kendim de böyle yazdım. Polinom eşitliği yapacağım. Px'in kendisi dağıtırsak buraları hiç üşenmeden x küp sonra eksi 3x kare eksi 2ax kare eksi artı 6ax bx ve eksi 3b oldu. X küplü terim hakikaten x küplü terime eşit. Katsayılar aynı. Sonra eksi 3x kare ve eksi 2ax kare birleştirirsek eksi 3 eksi 2ax kare olur. Yukarıda eksi 5ax kare var. Hemen eşitliyorum. Eksi 5a eşittir. Eksi 3a eksi 3 eksi 2a oldu. Buradan 3a eşittir. Eksi 3 a arkadaşlar 1 olmuş oldu. Şimdi gelelim x'li terime. X'li terim burada 6ax ve bx. Yani 6a. A'yı 1 bulduk. 6 artı b oldu. X'li terim bu. Üste x'li terim kaç? 3b eksi 2. Eşitle şimdi birbirine. Böylece x'ler zaten artık aynı şey olduğu için gitti. B'yi sağ tarafa at 2b, sol tarafa at 8. B de arkadaşlar 4 oldu. B'yi 4 bulduk. A'yı da zaten 1 bulmuştuk. Toplamları 5. C şıkkı yaptı. Px eksi 2 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan buraya hemen 0 eşitlersek 4 yazacağız arkadaşlar. 4 eksi 2'den P2 15 oldu. P2 15 olduğu için yerine yazalım. 2 artı M çarpı 2 artı N eşittir 15. Pozitif tam sayı demiş. 15, 5 ve 3 olarak düşünürsek M'ye 3 verdiğimizde N'ye de 1 verdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 çarpı 3 elde ederiz. Ya da buna 1 verdiğinizde buna 3 verdiğinizde fark etmez. Her türlü çarpımları 15 olacak. M3 N1 olduğundan cevabımız A şıkkı. Katsayılar toplamını arkadaşlar bize soruyor. Yani x yerine ne yazmamız gerekiyor? 1. P1'i bulmak için eğer ben burada 2 yazarsam x gördüğüm yere, bakın şimdi soruda bana verdiği şu bilgi etkili oluyor. X yerine 2 yazdım, 4 oldu. Burası P3 oldu. 2'nin kübü 8, 2'nin karesi 4, 4 kere 3 12, artı 2 artı 1. Böylece P3 zaten 5'ti. 5 kere 4 20. Bu 20'ler o zaman birbirini götürdü. P1 arkadaşlar 3 C şıkkı oldu. Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre bir tam karedir. Tam kare olması için de delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyor. Veya tam kare olduğundan yararlanarak direkt buranın a'nın 9 olduğunu da görebilirsiniz. Bu diyelim olmadı. Kesinlikle çift katlı kökte, eşit kökte delta eşittir sıfırdan yapın. Yine aynı sonuca varırız bakın. 36
eksi 4a eşittir 0 olmalı. Böylece delta 0 olduğu için a da 9 oldu. Her türlü a'yı 9 bulduktan sonra bunların birer kökleri eşit. Zaten px'in bir tane kökü var. Onlar da birbirinin aynısı. X eksi 3'ün karesi eşittir 0 dediğimizde kök 3 olmak zorunda. Rx'i de 3 0 yapar. Çünkü bir polinomun kökü o denklemin aynı zamanda 0'ıdır. 9 artı 6 artı b eşittir 0'dan. B eksi 15 geldi. A 9'du. B'yi de eksi 15 bulduk. Toplamları eksi 6 A şıkkı. Polinom 3. dereceden köklerini de direkt vermiş. Baş kat sayısına A diyeceğiz. A dedikten sonra x eksi eksi 3'den x artı 3, x artı 2 ve x eksi 4 olacak Px polinomu. 0 verdiğimizde 48 geliyormuş. A çarpı 3 çarpı 2 çarpı eksi 4 eşittir 48 olacak. Böylece 4 kere 3 12, 24 A eksi 2 oldu. Bizden x küplü terimin kat sayısını istiyor. X küplü terim sadece bir tane. Neden? Çünkü x'leri çarpınca x küp elde ediyoruz. X küp en başta duruyor. Bir de a kat sayısını da başına koyarsak böylece a'yı eksi 2 bulduğumuzdan eksi 2 x küp olur. C şıkkı. Baş kat sayısı 1 olan gerçek sayılı px polinomu p1, p2, p3 eşittir 5 oluyorsa bu polinomda x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ile bölümünden kalan 1 demektir. Baş kat sayı zaten 1, yazmaya gerek yok. X eksi 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2. Bakın 3. dereceden oldu ama polinom tam bölünmüyor. Bunları yazdığımız zaman kalan 5 oluyormuş. O yüzden px polinomu böyle olur. Gerçekten x gördüğünüz yere 2 yazın. Bakın burası gidiyor, sadece 5 kalıyor. Bu şekilde yazmak lazım. Kalan sabitse, değişik değilse, hepsinin aynıysa bunu yazma hakkınız var. P0 nedir diye sorulmuş. Eksi 3, x yerine 0 yazarsak eksi 1. Yine 0 yazarsak eksi 2 artı 5. Eksi 3 çarpı eksi 2 6, bir de eksi 1 ile çarparsak eksi 6. 5 ile topladığımızda eksi 1 oldu A şıkkı. Px ve Qx sabit olmayan birer polinom, Rx ise birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Px eşittir Qx çarpı Rx eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre hangileri her zaman doğrudur denmiş. Rx birinci dereceden olduğu için şöyle bakın Ax artı D diye yazalım. Qx'in ne olduğunu bilmiyoruz. Böylece şunu bilebiliriz ama. Rx birinci dereceden olduğu için bu Q'nuncu dereceden olursa Q artı birinci dereceden olur P'nin derecesi. Çünkü derecelerin toplamıydı polinomların çarpımının derecesi. Haliyle 2 bakın hemen doğru olur. Px'in grafiği bir parabol. Parabol ikinci dereceden denklemdir. Parabolün grafiği ikinci dereceden olduğu için evet Q'nun da derecesi 1 olmak zorundadır. 1 eksiği. Birinci dereceden bir polinom da doğrusaldır. Şöyle veya böyle görünür arkadaşlar. Qx polinomunun her kökü Px polinomunun da bir köküdür. Px polinomu Q'dan daha büyük bir dereceye sahip olduğu için evet Q hangi köklere sahipse P de o köklere sahiptir. Çünkü biz Q'la R'yi çarpınca P'yi elde ediyoruz. P'nin içinde bu yüzden R'nin de kökleri var, Q'nun da kökleri var. Kesinlikle bu da doğrudur. 2, 3, E şıkkı. Kenarda hatta bir örnek göstereyim bakın size. Qx polinomu x kare eksi 4 olsun. Rx polinomu birinci dereceden demiş ya, x artı 3 olsun. Çarpınca zaten Px'i elde ediyorsunuz. Eksi 2 ve 2 Q'nun kökü, eksi 3 zaten R'nin kökü. Aynı zamanda bakın bu ikisi P'nin de kökü. Böyle örneklendirebiliriz. Polinomlar 3. dereceden, aynı zamanda baş kat sayıları 1 arkadaşlar ve bunların 2 tane kökü verilmiş. 2 tane kökü verildiği için polinomu sakın şöyle yazmaya kalkmayın. Durduk yere daha çok işle uğraşırsınız. Ben köklerini bildiğim için baş kat sayısı zaten 1 verildiği için bakın böyle yazacağım. Diğerini de yine baş kat sayısı ikisinin de 1'miş. Haliyle arkadaşlar diğer kökü bilmiyoruz. X eksi K olsun. Sonra bunun da diğer kökünü bilmiyorum. X eksi L olsun. Üçüncü dereceden bir Px ve Rx elde etmiş olduk. Şimdi ikisinin de farklarının x eksi 1 ile bölümünden kalan x gördüğümüz yere 1 yazacağız. P1 şurada yerine yazarsam 1 eksi 2 eksi 1, 1 eksi 6 eksi 5 ve 1 eksi K olur. Sonra diğerine geldiğimiz zaman 1 eksi 2 eksi 1
1 eksi 6 eksi 5 bu da 1 eksi L oldu. İkisinin de ortak çarpanı 5. 5 parantezinde o zaman taraf tarafa çıkarırsak 5 parantezinde 1 eksi K eksi 1 artı L. 15'e eşitmiş. Buradan 1 eksi K eksi 1 artı L 3'e eşit olacaktır. L eksi K'yı 3 bulduk birler gittiği için. Şimdi bizden P0 eksi R0 istiyor arkadaşlar. Burada artık L ve K işimize yarayacak. P0'ı bulalım. Eksi 2 çarpı eksi 6 12. 12 çarpı eksi K yani eksi 12 K oldu. Yine R0'ı bulursak eksi 2 çarpı eksi 6 12. Eksi L ile çarptık. Eksi 12 L. Bizden P0 eksi R0'ı istediği için eksi 12 K artı 12 L. L eksi K'yı 3 bulduğumuz için cevap 36 geldi. E şıkkı.